Kıymetli izleyiciler, Gaziantep İl Müftülüğü'nden hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kıymetli izleyiciler, çevrim içi aile sohbetimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Allah'ın topluma emaneti olan yetimler. Bugünkü konumuzu çok kıymetli hocamız Şehit Kamil İlçe Müftüsü Sayın Feyyaz İdin hocamızdan dinleyeceğiz. Sayın hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Hamdolsun, teşekkür ediyorum hocam. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah, sağ olun. Sayın hocam, Diyanet İşleri Başkanlığımız yaklaşık 2 yıldır çevrim içi aile sohbetleri programları gerçekleştiriyor. Evet. Bugünkü konumuz yetimler, çok hassas bir konu. Evet. Bugünkü konumuzu sizden dinleyeceğiz. İnşallah. Sayın hocam, malum hem Kur'an-ı Kerim'de hem Peygamber Efendimiz'in hadislerinde sıklıkla yetim haklarından, yetimlerden bahsedilir. İsterseniz hocam, yetim kimdir, yetim kime denir, bu soruyu sorarak başlamış olalım. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Öncelikle bizleri yaratan, yaşatan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Salatu selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram aleyhissalatü vesselam Efendimizin üzerine olsun. Bizleri izleyen, takip eden bütün kardeşlerimize selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Bugün evet, Allah'ın emaneti yetimler. Yetim sözcüğü, kıymetli hocam, Arapçada yalnız kalmak, babasız kalmak, gaflette bulunmak, geri kalmak, muhtaç olmak gibi manalara gelir. Yeteme kökünden bir sıfattır. Sözlükte de yalnız kalmış, tek, eşsiz anlamları vardır yetimin. Nesnelerin tekliğini de ifade eder. Yani mesela benzeri zor bulunan ve sedeften tek olarak çıkan iri inciye dürrü yetim deniliyor. Öncesi sonrası olmayan şiirin tek beytine beyti yetim deniliyor. Bu anlamlardan hareketle de babası ölmüş çocuğa da yetim deniliyor. Eytam, yetama bu kelimenin çoğulu. Aslında babasını kaybeden küçük büyük herkese sözlük anlamı bakımından yetim denilebilirse de fıkıhta daha çok buluğ çağına ermemiş, babasını kaybetmiş, buluğ çağına ermemiş çocuklar hakkında konumlanıyor. Zira bir hadis-i şerifte buluğ çağına erdikten sonra, buluğdan sonra yetimliğin kalkacağı da belirtilmiştir. Babası ölmüş olan çocuklara buluğ çağından sonra da mecazen yetim deniliyor. Mesela müşrikler aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hem de küçümseme de amacıyla, maksadıyla da Ebu Talib'in yetimi diye hitap ediyorlardı. Günümüzde bazı Arap ülkelerinin mevzuatında yetim, anne babasından her ikisini veya birini kaybeden, anne babasından her ikisi veya birisi bilinmeyen çocuklar için de yetim kelimesi kullanılıyor. Bazı İslam ülkelerinde de ebeveynden birinin kaybolması durumunda da veya çocuğu terk etmesi durumunda da veya boşanma sonucu o çocuktan uzaklaşmış olma sebebiyle, çocuğun yalnız kalması sebebiyle de buna da hükmü yetimlik deniliyor. Hangisinden bakarsak bakalım hepsini yetimlik tanımı içerisinde değerlendirmek mümkün. Türkçemizde yetim genelde halkımızda bilirler, babası vefat eden çocuk için daha çok kullanılır. Arapçadaki kullanımına da yakındır tabii haliyle. Sadece annesini kaybedene biz kıymetli hocam bazı yerlerde de hem anne hem babasını kaybedene öksüz diyoruz. Ama babasını kaybedene genellikle yetim diyoruz. Yüce dinimiz İslam yetime sahip çıkmayı, onları koruyup gözetmeyi, onlara adaletli davranmayı emretmiştir. Yetimin sahibi Allah'tır. Malumunuz olduğu üzere aleyhissalatü vesselam Efendimiz de daha dünyayı henüz dünyayı teşrif etmeden önce babasını kaybetmişti.
dünyaya bir yetim olarak gelmişti. Anne şefkatini de daha doyamadan, o şefkate doyamadan da annesini kaybetmişti. Yetimlik önemli bir konu. Yani susuzluktan çatlamış bir toprağın nasıl bereketli yağmurlara ihtiyacı varsa, o bereketli yağmurlara hasret içinde ise, ona hasret duyuyorsa, toplumumuzda da hizmet anlamında ve ilgilenme anlamında da en çok muhtaç olan kesimler herhalde bir kanadı kırık olan yetimlerdir, yoksullardır. Allah'ın bize onlar emanetidir. Ziya Hocam, Yüce Allah'ın bütün fiilleri bir hikmete bağlıdır, bir sebebe bağlıdır. Ona, o sebebe, o hikmete göre tecelli eder. Bu hikmetin gereği olarak da insanları Cenab-ı Hak farklı imkanlarda, farklı özelliklerde, farklı kabiliyetlerde yaratmıştır. Tabii bu sebeple toplumda zengin de vardır, fakir de vardır, kadını, erkeği, genci, yaşlısı, çocuğu, hastası, sağlıklısı, yetim olanı, olmayanı, güçlüsü, zayıfı toplumlar içerisinde hep ola gelmiştir. Ancak Yüce Allah anne baba şefkatinden mahrum olan yetimleri gerek maddi gerekse fiziki anlamda eksik olan kimseleri onları dünyada bırakmamıştır Allah. Yalnız bırakmamıştır. Emirleriyle onları bir nevi koruması altına almıştır. Hatta onlar için özel hükümler vaaz etmiştir. Belki sırası geldikçe paylaşacağız. Buna dair ayet-i kerimeler var, hadis-i şerifler var. Esasen insanoğlu sorumluluğunun ağırlığına da paralel olmak üzere uzun bir çocukluk dönemi geçirir. Yani diğer varlıkları düşündüğümüz zaman bazıları doğduğu gün, bazıları birkaç gün sonra, bazıları birkaç hafta, bazıları birkaç ay, bazıları da bir sene içerisinde kendi emsalinin, ırkının, yetişkinlerinin sergilediği bütün aktiviteleri sergilerler. Yani annesi gibi kendi ayakları üzerinde, babası gibi kendi ayakları üzerinde dururlar. Avlanabilirler. Bir yetişkinden farkı kalmaz bir yıl içerisinde belki. Ama insanoğlunun uzun bir çocukluk dönemi vardır. Kendinden beklenen görevlerin üstesinden gelebilmesi için güçlü, sağlıklı ve yararlı bir kişilikte yetişmesi için uzun yıllar gerekir. Bu süreç içerisinde aynı zamanda bu çocukların sağlıklı bir psikolojiyle büyümeleri de hem uzun zaman alır malumunuz, hem de anne ve baba şefkatine, sevgisine son derece ihtiyaçları vardır. Diğer varlıklarda belki bu kadar uzun sürede gerçekleşmez ama insan varlığında ırkındır. Babasız ama fakat varlıklı bir aile kucağında yetişen çocuk ama babasız. Psikolojik olarak baba şefkatinin yokluğunu her zaman hissedecektir. Eğer kaybolan annesi ise, kaybettiği annesi ise bu belki daha da zor geçecektir hayat onun için. Sadece ekonomik ihtiyaçların yani karşılanması, sağlıklı bir birey olarak kişinin oluşması için maddi fiziki şartlar yeterli değildir. Bir çocuğun sağlıklı bir birey olarak, kendi ayaklarında durabilen bir birey olarak hayata devam edebilmesi için uzun yıllar gerekirken, maddi ihtiyaçlar gerekirken, anne babasının varlığı ona sevgi yönüyle de, şefkat yönüyle de büyük kazanımlar sağlayacaktır. Çocuk hem anne hem baba tarafından gelecek o ilgiye, o sevgiye, o okşamaya uzun yıllar muhtaçtır. Bu yüzden çocukların sağlıklı yetişmesinde, hayata tutunmalarında anne babaların varlıkları asla tartışılmaz. Bu gerçeklerin de yetimlerin sorununun çözümünde de hep göz ardı edilmemesi gereken, hep göz önünde tutulması gereken hususlar olarak aslında dikkat çeker. Şöyle veya böyle herkesin bir takım sorumluluğunun bulunduğunu da bizlere aslında açıklar. Anne babası yok ama bu çocuğun bu ihtiyaçları var belli bir yaşa kadar.
O zaman anne veya babası yoksa bu sorumluluğun birilerinin yükleneceği anlamına gelir. Evet. Sayın Hocam, hayat rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim çok farklı konulara değinir. Allah Celle Celaluhu bu konuda insanlara neler yapmaları, neler yapmaları gerektiğini anlatır. Kur'an-ı Kerim muhakkak yetimlerden de bahsetmiştir. Bu konuda evet. Bize neler söylemek istersiniz? Evet. Tabii yetimler konusunda annesi babası yoksa bu çocuğun psikolojik olarak, sevgi olarak, ilgi olarak bir ihtiyacından bahsetmiştik. Belki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın bize yetimler konusunda bulunduğu uyarılara gelmeden önce şunu da ifade etmek lazım. Genellikle yetim konusu biraz baba üzerinde gerçekleşir. Burada tabii yetim kavramının anlam eksini oluşturan mefhum, babası ölen çocuğun sadece babası ölmesi meselesi değildir. Evet. Babasının ölmesiyle onun muhtaç duruma düşmesi, bakılma imkan ve desteğini kaybetmiş olmasındandır. Yani ne demek istiyoruz? Problemin ekseni aslında çocuğun yalnızlık ve sahipsizlik duygusuna düşmesidir. Sadece babasının yoksunluğu değildir. Annenin veya babanın ölmüş olması değil, anne veya babanın vefat etmiş olması sebebiyle ortaya çıkan çocuğun yalnızlığı ve sahipsizliğidir. Evet. O zaman yetimlikte şunu da bilmek lazım tabii evvela. Bunun semantik analizine bakıldığı zaman yetimlik ve öksüzlük yalnızlığın, güçsüzlüğün, tek kalmışlığın, bir çaresizliğin ifadesidir. Tabii Kur'an-ı Kerim yetim konusunda 22 yerde yetimden, doğrudan veya direkt olarak bahseder. Yetimlerin gözetilmesini bizlere emreder. Bu hususta belki sadece Duha suresi ve Maun surelerine bakmak bile bize yeterli bir fikir verecektir. Kur'an-ı Kerim ilk nazil olmaya başladığı yer malumunuz Mekke'dir. İlk nazil olmaya başladığı zamandaki o ayetlere bakıldığı zaman bile ilk yıllardan itibaren, yani yetim meselesini Kur'an'ın ele aldığını görüyoruz biz. İlk vahiylerde hatta Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yetim olarak dünyaya gelmişti. O yetimliğine de bir hatırlatmada bulunarak yetimlere iyi muamele edilmesi emredilir. Duha suresinde Elem yecidke yetimen feâve ve vecedeke dâllen fehede ve vecedeke âilen feâgne فَأَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقَرْ Cenab-ı Hak, yani Allah seni yalnız bulup barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup sonra seni doğru yola sevk etmedi mi? Seni ihtiyaç halinde bulup o seni zengin etmedi mi? O halde yetime kol kanat ger, ezme buyuruyor Cenab-ı Hak. Tabi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yolunu kaybetmesi konusu müfessirlerimize göre Ebu Talip zamanında sahrada gezerken bir an dedesinden ayrılması cihetiyle tekrar dedesine kavuşması veya Suriye'ye gittiklerinde, Şam bölgesine gittikleriyle amcasının o arada bir ara kaybolup tekrar amcasını bulması konularına atıf yapılmıştır. Tabi Mekki surelerdendir yine, mesela ilk dönemdir. Yetim konusu ilk dönem, ilk ayetlerde yerini bulmuştur. Kella bella tükrimunel yetim. Yani siz yetime iyilik etmiyorsunuz, etmezsiniz vurgusu var. İlk dönem ayetlerde yetim konusu anlatılmıştır. Maun suresi de yine Mekki surelerden olup, mesela Ereytellezi yükezibu bittin fezalikellezi yedurul yetim ve la yahuddu ala daamil miskin, devam eden ayetler. Gördün mü o din gününü, hesap gününü, ceza gününü yalanlayanı diyor Rabbimiz. İşte o yetimi itip kalkan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimselerdir. Böyle bakıldığı zaman da ilk dönem ayetlerde de bir nevi yetime yapılan kötü muamele dini yalanlama gibi tavsif edilmiştir mesela. Yani bir başka ayet-i kerimede ve hedeynâhun necdeyn felaktahemen akabe ve mâ edrâkemen akabe fekkuragabe اَوْ اِدْعَامٍ ف۪ي يَوْمٍ ذ۪ي مَسْغَبَةٍ
yetimen zâ makrabe ev miskinen zâ metrabe. Beled suresindeki geçen bu ayetlere baktığımız zaman Cenab-ı Hak yetime yardım konusunu sark geçidi aşmak olarak tanımlıyor bizlere. Yani sana iki yol göstermedik mi? Fakat o insanoğlu, insan, yani sarp yolu seçti. O sarp yol nedir? Köle azat etmektir. Veya kıtlık zamanında bir yetimi açta, açıkta olan birine yardım etmektir. Onu doyurmaktır. Bu zor bir, sarp bir geçidi aşmak gibi anlatılmıştır. Tabi Kur'an-ı Kerim'de yetimle ilgili ayetlere evet temas edilmiş, iyi davranılması emredilmiş. Allah'a ibadet, ona iman etmek ve ona ibadetle beraber yetime iyi davranmak aynı ayette beraber zikredilmiştir. Yetimlerin itilip kakılması ve onlara karşı ilgisiz davranılması ayet-i kerimelerle kınanmıştır. Yetimlerin küçümsenmesi, onlara kötü muamelede bulunması ayet-i kerimeyle yasaklanmıştır. Müminler muhtaç durumdaki yetimleri doyurmaya, onlara maddi yönden de destek olunması ve yaşam düzeylerinin, hayat düzeylerinin düzeltilmesi ayet-i kerimelerle teşvik edilmiştir. Medine döneminde devlet gelirlerinden ganimet ve fey için yetimlerin bir hakkı olduğu ayetle belirtilmiştir. Onların da bu hakkın ödenmesi, gelirlerin harcama kalemlerine yetimlerin dahil edildiğini biz bu ayet-i kerimelerden görüyoruz. Yine yetimlere adaletle davranılması, özellikle onların mallarını ele geçirmek amacıyla yetim kızlarla evlenip de onlara haksızlık edilmesi yasaklanmıştır. Evlendirirken o yetim çocukların mehirlerine el konulması, bu ayetlerden anlıyoruz ki bu hususlara dikkat edilmeyip yetimlere kötü davranılmış. Buna dair ayet-i kerimeler gelmiştir. Bunu böyle anlamak mümkün. Yetimlerin mallarının en iyi şekilde görüp gözetilmesi, muhafaza edilmesi, bunlar Kur'an-ı Kerim'de hemen aklımıza geldiğinde söyleyivereceğimiz prensiplerdir. Ayrıca yetim malı yemek büyük günahlardan da sayılmıştır. O eklu malil yetim diye büyük günahlar sayılırken Efendimiz yetim malını büyük günahlardan saymıştır. Yetim malını yemeyi, haksız yere onların mallarını yiyenlerin şiddetli bir azap göreceklerini, yetimin velisi vardır, vasisi vardır mesela. Onlara da fakir olmaları durumunda belli bir ölçü verilmiştir ama haksızlıkla onların mallarının yenilmesi de yasaklanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de az önce ifade etmeye çalıştığım gibi ilk inen, Mekke'de ilk inen ayetlerle beraber yetimlerle ilgili bir takım prensipler oluşmaya başlamıştır. Sayın Hocam, Kur'an-ı Kerim'de 22 yerde yetimlerden bahsedildiğini söylediniz. Buradan anlıyoruz ki Allah Celle Celaluhu yetimleri kendi himayesine almış, onlara özel bir statü vermiş. Allah'ın koruması altında. Ve yetimler de bu ayetlerden, Allah'ın kendileri hakkında indirmiş olduğu bu ayetlerden müthiş bir manevi destek almış oluyorlar değil mi? Almış oluyorlar. Cenab-ı Hak özel hükümler vaaz etmiş yani yetimleri koruma altına dair. Onların hayatta karşılaşacakları o ilk dönemdeki sıkıntılarını bir nevi bizim üzerimize, diğer insanların etrafında bulunan insanların üzerine de bir görev olarak da yüklemiştir Cenab-ı Hak. Bir nevi koruma topluma zimmetliyor bunları. Zimmetlemiştir evet. Kendi zimmetindedir evet, hem aynı sayın zamanda. Sayın Hocam, tarihsel süreç içerisinde yani bireysel ve toplumsal bazda düşünülecek olursa tarihsel süreç içerisinde yetimlere bakış nasıl olmuştur? Nasıl? Yetimlere yaklaşım evet. Nasıl olmuştur? Bize bunlarla ilgili anladım. Neler söylemek istersiniz? Tabii kıymetli hocam, anne ve babaları Müslüman olsun olmasın. Yetim çocukların terk edilmesi ve kötü niyetli insanların eline bırakılmaması istenmiştir bir kere. Yani Müslüman olup olmasına bakılmamaksızın esasen. Alimlerimiz yetimleri himaye etmeyi farz-ı kifaye olarak kademeli bir biçimde toplumun görevler arasında saymıştır. Mesela öncelikle mahremi olan yakın akrabalarına bu yükümlülük yüklenmiştir, sorumluluk. Bunların yokluğunda veya varlarsa da bu sorumlulukları yerine getirmedikleri zaman bütün Müslümanlar, etrafında bulunanlar
otomatikmen sorumlu tutulmuştur. Devlet başkanlarının velisi olmayanın velisidir devlet başkanı kaidesince de genel kural anlamında da bu vazife devlete de ve diğer Müslümanlara da yüklenmiştir. Tabi bu süreç içerisinde Asr-ı Saadet'ten bugüne kadar da bu görevler esas itibariyle yürütülmüştür. Tabi burada bir boşluk olduğu zaman bunlar mutlaka mağduriyete uğrayacak. Çünkü onlara karşı hem maddi hem de manevi olmak üzere temel iki sorumluluğumuz var yetimlere karşı. Yani kısaca onu söylemek gerekirse belki malını, canını korumak bir maddi sorumluluğun içerisine girer. Beslenmesine dikkat etmek, ilgilenmek, giyinmesine, barınmasına bu gibi ihtiyaçları karşılamaya yönelik sorumluluklarımız bizim maddi sorumluluklarımızı ifade eder. Psikolojik gelişimleri ilgilendirecek her türlü eylem, şefkat dolu davranışlar sergilemek, onlara sevgi dolu bir ortam hazırlamak, eğitimleriyle ilgilenmek, ilmihal dediğimiz onun ihtiyacı olacak dünyevi, uhrevi bilmesi gereken o dini bilgileri öğretmek, güzel bir ahlak kazandırmak için yapılacak bütün faaliyetler de manevi sorumluluk içerisine girer. Tarihsel baktığımız zaman tabi kabile bağlarının güçlü olduğu dönemlerde yetimlerin bakımı yakın akrabalarına verilirdi. Ancak anne babası her ikisi birden vefat etmesi veya annesinin gerektiğinde bir başkasıyla evlenmesi durumunda çocuğunu yanına alamamasıyla, çocuğun ortada kalması durumuyla veya gittiği evde elverişsiz bir durumda olması durumunda da bazı kurumlar ortada bırakmamışlardır yetimleri. Bu kurumların zaten otomatikmen kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. İslam toplumlarında uygulamada yetim mallarının korunmasına aslında çok özel önem verilmiştir. İnsanlar yetimlerini kendi çocukları gibi ilgilenmişlerdir. İdari açıdan dönemler içerisinde kadılar eliyle belki, mali açıdan vakıflar yönüyle çözümler geliştirilmeye çalışılmıştır. Mesela bu cümleden olmak üzere Selçuklular döneminde eyyamhane dedikleri ıslahhaneler falan kurulmuştur. Yetimlerin bakımı buralarda sağlanmaya çalışılmıştır. Bir kuruluş aşaması oluşmuş burada. Tabii Eyyubiler dönemine bakıldığı zaman belki Memlükler dönemine sonraki asırlarda onlar için de özel yetimler için özel okullar açıldığını, onların yetişmesi için özel gayretler yapıldığını, vakıflar kurulduğunu görüyoruz. Osmanlı Devleti döneminde yetimlerin himayesine yönelik uygulamaların geçmişten o güne doğru daha da bir geliştirildiğine şahit oluyoruz. Avarız vakıflarını mesela fakir yetimler için bir tür sosyal güvence haline getirildiğini görüyoruz. Darül Eyyam'da yetimlerin ihtiyaçlarının karşılandığını görüyoruz. 1873'lerde tesis edilen Darül Şefaka'da aslında böyle yetimlere yönelik bir eğitim ve himayeye yönelik bir anlayışın ürünü olarak tesis edildiğini, müesseseleştiğini görüyoruz. Son geldiğimiz asra baktığımızda Himaye-i Etfal Cemiyeti var. Yani daha sonra bunun ismi Çocuk Esirgeme Kurumu oluyor bildiğimiz günümüz ismiyle. Tabii 1981'li yıllara gelinene kadar bir dernek şeklinde bir faaliyetini yetimlere yönelik onların eğitim ve bakım ihtiyaçlarını görmeye yönelik kurulduğunu görüyoruz. 1983'te Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu mesela ülkemizde teşkil edilmiş. Son geldiğimiz asırda da 2011 yıllarında da bir yapılan düzenlemeyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oldu malumunuz. Bunun bünyesinde de ayrı bir genel müdürlük kuruldu. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tabii bu yetimlere yönelik çalışmalar da bu birim tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı. Küçük çocuklar için açılan bakım evleri, onların belli yaş aralıkları var benim bildiğim kadarıyla 13-18 yaş aralığı gibi. Orada yetim kalan çocuklara buralarda özel yurtlarda onların yetişmesi ve bütün ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu söylediklerim bu manada kurulan STK'ların haricinde olarak söyledim. Buna dair de birçok STK kimsesiz kalan çocuklar için, yetim kalan çocuklar için
Tabii bu tür faaliyetleri Cenab-ı Hakk'ın da yetimlere yönelik davranması gereken o muameleleri bizlere emri sebebiyle bu sorumluluğu üzerlerinde taşıdıkları o sorumluluk gereği hizmet edenler var. Her birine bu anlamda müteşekkiriz elbette. Onu ifade etmek isterim. Sağ olun hocam. Sayın hocam, Peygamber Efendimiz de kendisi bir yetimdi. Evet. Peygamber Efendimiz'in yetimlere bakışı nasıldı? Muhakkak o yetimlerin halinden en iyi anlayandı. Tabii bizler her şeyin en iyisini, en doğrusunu, en güzelini, hoşgörünün en mükemmelini, adaletin en güzel tatbikini hep Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hayatından, tavsiyelerinden, uyarılarından elde ettik. Yetim konusunda da herhalde bu hususta her şeyde bize en güzel örnek olan, en güzel örnek olarak görülen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in tabii yetimlere duyarsız olması elbette düşünülemez. Kendi dünyaya bir yetim olarak gelen birisi olarak bir de. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yetimlere gösterdiği şefkat ve merhamet örneği bütün insanlık için, sadece bizim için değil, en iyi model olarak durur günümüzde hala. O hayatı boyunca bütün insanlara zaten, özellikle zayıflara ve yetimlere karşı hep merhametli davranmıştır. Ve yolunu takip edenlere de, bizlere de hep bunu tavsiye etmiş, bizden bunu istemiştir. Bir taraftan inmekte olan ayet-i kerimeler, bir taraftan da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bu husustaki açıklamaları o dönemin daha muhataplarının tabiatını değiştirmiştir adeta. Çünkü yetimlerin elindeki mallar alınır, itilir, kakılırlardı. Onlar sonra vasileri onların malına el koyardı. Sonra onları evlendirirlerdi, mallarına sahip olurlardı. Sahip olmak için evlenirlerdi gibi birçok yanlış hüküm vardı. Bunlardan değişiyor. O muhatapları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o davranışlarıyla tabiatları değişiyor. Taştan daha katı belki kalpleri, yürekleri olanlar bakıyorsunuz. Bu aciz ve kimsesiz yetimler konusunda her biri adeta eriyip mum gibi oluyordu. Sahabe dönemi içerisinde neredeyse bu Efendimizin yetimler konusundaki tavsiyeleri, uyarıları ve onun yetimlere karşı davranışlarını gören sahabe evleri de adeta birer yetimhaneye dönüşmüştü. Bütün yetimlere şefkat ve merhamet gösterilirdi elbette. O derece ki bu hususta sahabe kendi arasında yarış ediyorlardı. Herkes seferber oluyordu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kendisi için de bizzat evinden yetim hiç eksik olmamıştır kıymetli hocam. Peygamberimiz zaten malumunuz hayata yetim olarak başlamış ve çevresindeki yetim çocuklara adeta bir koruyucu aile olmuştur Efendimiz. Bu yönüyle diyebiliriz tabii koruyucu ailelik aynı zamanda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e de bir sünnetidir diyebiliriz. Bu görevi yerine getirmektedir koruyucu aileler. Hazreti Hatice Validemizle evlendiğinde mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazreti Hatice Validemizin ölen kocasından kalan bir yavrusu vardı Hint, bir erkek çocuğu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz baktığımız zaman rivayetlerde o çocuğu kendi öz çocuğu gibi bakmış ve yetiştirmiştir. Yine Ümmü Seleme ile evlendiğinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onun 5 yetimi vardı. Onları kabul etmişti. Hatta bu hususta biraz da tereddüt halinde olan Ümmü Seleme'ye beraberinde yetim çocukların bulunmasının evlenmesiyle, kendisiyle evlenmesine bir engel teşkil etmeyeceğini söylemiş Efendimiz ve onu böylece kabul etmişti. Bu çocuklar, babası tabii Ebu Seleme, seçkin sahabelerden biriydi ama bir savaşta şehit olmuştu. Bu çocuklar Efendimiz'den rivayetlere baktığımız zaman öz babalarını aratmayacak, hatta ondan daha sıcak bir ortama kavuştuklarını o rivayetlerden görüyoruz. Tabii o dönemde de, sonraki asırlarda da malumunuz savaşlar hiç bu dünyadan eksik olmamıştır. Hali hazırda da öyle. Yanı başımızda Suriye'miz var malumunuz. Sahabelerin de o dönemde çocukları savaşlarda yetim kalıyordu. Peygamberimiz onlara da özellikle ayrı bir ihtimam gösterirdi. Onları yalnız bırakmazdı. İhtiyaçlarını bizzat kendisi karşılar, bizzat kendisi ilgilenir ve bizzat kendisi imai ederdi. Mesela bir akraba var sahabeden. Uhud'da şehit olmuş ve güzel saçlı bir yavru bırakmıştı. Evvelinde mesela bu akrabe şehit olmadan önce Efendimiz'e bir ziyarete gelmişti.
Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanında yavrusuyla beraber gelmiş. Efendimiz de yavrunun adını sormuştu. O da Bahir demişti. Bazı rivayetlerde Hanin diye geçiyor. Tabi zayıf, hasta, mecalsiz demek. Hanin de yani üzgün, dertli demek. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onun ismini Beşir olarak değiştirmişti. Senin adın bundan sonra Beşir olsun ister misin diye. Babası da, çocuk da sevinmişti. Sonra adı Beşir olmuştu. Yıllar sonra, birkaç yıl sonra belki Uhud'dan dönülüyor. Medine'de kalanlar Uhud'dan dönenleri karşılıyor. Bunlar içerisinde işte bu Beşir de vardı. Bu yavru Beşir de vardı. Babasını göremiyor dönenler içerisinde. Hemen Ömer Efendimiz'in önüne koşarak geliyor. Babasını soruyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'le senin baban şehit oldu yavrum. Allah ona rahmet eylesin dediğinde çocuk ağlamaya başlıyor. Tabii Efendimiz Beşir'i teselli ediyor. Sonra bakınız bir bayram namazı sonrası Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mescitten çıktığında dışarıda oynayan çocukları görüyor. Neşe içinde oynuyorlar. Etrafını sarıyorlar Peygamberimizin. Tabii onlara ilgi gösteren Peygamberimiz kenarda bir duvar kenarında o çocuklardan ayrı, üzüntülü, biraz da üstü başı perişan bir çocuk görüyor. Hemen onun yanına varıp soruyor. Yavrucuğum senin neyin var? Niçin böyle üzgünsün bakayım bir söyle diye. Arkadaşların burada sevinçle, heyecanla oynuyorlar. Sen niye onlara dahil olmadın dediğinde o benim babam yok diyor. Ben bir yetimim. Efendimiz tanıyor onu. Uhud'da şehit olmuştu. Annem de başkasıyla evlendi. Ben sahipsiz kaldım deyince Efendimiz onun bakışını okşuyor. Onun gönlünü alıyor. Ve ona peki diyor ben senin baban olayım. Ayşe de annen olsun ister misin dediğinde çocuk çok seviniyor tabii. İsterim ey ana Resulü deyince Efendimiz Beşir'i okşuyor. Kucağına basıyor, bağrına basıyor ve onu götürüyor evine. Üstünü başını giydiriyor, karnını doyuruyor. Tabii üstü başı giyinen, üstü başı düzeltilen, karnı doyan, babası Hazreti Peygamber olan, annesi Ayşe olan bir çocuk sevinç içerisinde tekrar dışarıya çıkıp arkadaşlarının yanına karıştığında bu sefer arkadaşlarının dikkatini çekiyor. Önceki haliyle sonraki hal arasında onu çok keyifli, çok neşeli görünce sen az önce böyle değildin, ne oldu ki bir anda da böyle oldun deyince benim önce diyor annem yoktu, babam yoktu, açtım, çıplaktım ama şimdi doydum, giyindim, bir yetimdim ama Resulullah babam oldu, Ayşe annem oldu deyince çocuklar gıpta ediyorlar. Ah ne olurdu keşke bizim de babalarımız Uhud'da şehit olsalardı. Hem şehit çocuklar olmuş olacaklardı elbette. Biz de böyle bahtiyar bir babaya kavuşurduk diyorlar. Tabi rivayetlere baktığımız zaman Beşir bin Akrabe ileriki yaşlarında, yaşlılığında saçları ağarmış rivayetlerde var. Ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o küçüklüğündeki okşadığında başının, o saçlarının temas ettiği yerlerin hala siyah kaldığını söylüyorlar. Ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sonra ebedi aleme irtihal ettiğinde Beşir hayattadır. O zaman o Beşir ağlamaya başlıyor. Ben şimdi yetim kaldım, ben şimdi garip kaldım diye. O zaman da o hissiyatını Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de çocukluktan o yaşa kadar ona olan o güzel davranışlarını, hatıralarını unutamadığı için işte ben o gün değil, bugün yetim kaldım diyor ve bugün garip oldum diyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin malum amcası Ebu Talip, oğlu Cafer. Cafer radıyallahu anh de Mute Savaşı'nda düşmanla çarpışırken kahramanca şehit olmuştu ve 3 yavrusu kalmıştı. Efendimiz Cafer radıyallahu anh'a hep kardeşim diye hitap ederdi. Tabi onun evine, Cafer radıyallahu anh'ın evine hüzün çöktü. Yetimleri var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onları birkaç gün kendi başlarına bıraktı teselli edip şöyle bir kendilerine gelsinler diye. Ondan sonra yanlarına vardığında getirin bakalım benim kardeşimin çocuklarını dedi Efendimiz. Cafer'in oğlu Abdullah diyor ki o gün böyle söylenince bizi Resulullah'ın karşısına çıkarttılar. Yan yana dizildik biz. Kuş yavruları gibiydik diyor. Yani kuş yavruları gibiydik. Öyle anlatıyor. Efendimiz
değişik bir şey daha yapıyor orada. Hemen bir berber çağırtıyor. Bu çocukların üçünün de saçlarını kestiriyor. Ellerini, yüzlerini yıkatıyor, kıyafetlerini giydiriyor. Tabii o zaman şöyle bir anlam da oluşuyor. Yani çocukların hep birden saçlarını kesilmesi bir bayram alameti. Yani ertesi gün, birkaç gün sonra yani bayram olacak demek. Çocuklar tamamen bir bayram havası hissediyorlar. Belki bunu anlıyor. Onların içlerindeki o içe kapanık, üzüntülü o hallerini bir nebze hafifletmek için Efendimiz hiç akla gelmeyecek bir şey yapmış oluyor. Tıraş ediyor. Çocuklar bir bayram havasına bürünüyorlar o zaman. Tabi aleyhissalatü vesselam Efendimizin tabi gönüller anlasın diye belki, gözler canlansın diye, dünyada bir yetimi kollayan, onun derdine ortak olup sofrasında yetimle ekmeğini, aşını paylaşanların cennette de bu şekilde olacağını göstermek için muhtemelen yetimler için ben ve yetim ahirette böyleyiz diyordu Efendimiz, beraberiz diyordu. Tabii Efendimiz'den daha iyi kim anlayabilirdi? Herhalde Efendimiz'den daha anlayan, daha iyi anlayan biri olamazdı onlara. Bir başka örneğe de yer vermek isterim. Ebu Cehil bir yetimin vasisiydi. Çocuğun bütün malı da onun yanındaydı. Ama ona malını koklatmadığı gibi haksızlıkla malını da yiyordu. Çocuk da aç açıkta gidip ondan malını istiyor. O da vermiyor ve üstelik azarlayarak kovuyor. Etrafındakiler de alaylı tavırlarla çocukla da alay ederek hadi git Muhammed'e diyorlar. Git sana o yardım etsin diye gönderiyorlar. Çocuk tabii onların maksadını bilmeksizin, onların amacını çok anlamaksızın orada alay ediyorlardı çocukla. O da Efendimiz'in yanına gidiyor, durumunu arz ediyor. Efendimiz çocuğun elinden tutarak Ebu Cehil'in bulunduğu yere geliyor. Yetimin hakkını, yetimin malını vermesini söylüyor. Az önceki halinden eser kalmamış şekilde Ebu Cehil hemen gidiyor, yetimin malını getiriyor, Peygamberimizin yanında iade ediyor. Peygamberimiz de dönüp gidiyor çocukla. Ebu Cehil'in önceki haliyle şimdiki halindeki uysallığı, o farkı gören müşrikler dayanamıyorlar. Ne yaptın sen diyorlar yani. Nasıl yaparsın böyle bir şey? Sen de çocuklaştın, niye böyle yaptın dediklerinde Ebu Cehil tuhaf bir halde onlara hayır hayır, siz diyor benimle gördüğümü bilmiyorsunuz. Siz benim yerimde olsaydınız çekinmeden hemen aynısını yapardınız. Çünkü onun sağında ve solunda birer mızraklılar vardı. Vermeyecek olsaydım o mızrakları bana saplayacaklardı. Verdim, kurtuldum diyor. Yetimin başını okşamak bile Ziya Bey büyük sevaptır. Cennet müjdesidir. Efendimiz sırf Allah rızası için şefkat ile yetimin başını okşayan kimsenin o elinin değdiği saçlar kadar da sevabı vardır buyuruyor. Efendimizin yetimlere bakış açısı bir yetim olarak, bir yetim babası olarak böyleydi. Tabii birçok örnek verilebilir ama süremiz belki yeter yetmez diye ben birkaç ile iktifa etmek istedim. Sayın Hocam hem Kur'an-ı Kerim'den hem Peygamber Efendimizin hayatından, sünnetlerinden örnekler verdiniz. Tarihi süreci de bize anlattınız. İsterseniz son cümle olarak bizim yetimlere karşı sorumluluklarımız nelerdir? Bir iki cümle bunu alırsak. Yetimlere karşı sorumlu muyuz? Niçin sorumluyuz? Evet. Niçin? Evvela bir kere insan olmanın gereğidir. İnsan olmak yetimlere karşı bir sorumluluğu beraberinde getirir. Esasen dış etkenlerden fıtratı bozulmamış her insan herhangi bir güdülemeye de ihtiyaç olmadan bunlara karşı duyarsız kalamaz, yetimlere karşı. Yani biz baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de de فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنَ وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا. Sonra كَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Şimdi bakıyoruz, bu ayetlerde bir sıkıntı var. Şöyle ayetlerde sıkıntı derken, insan var ya diyor Rabbimiz, Rabbi onu imtihan edip ikramda, bollukta bulunduğunda
ve onu nimetlere gark ettiğinde bunu bana Rabbim ikram etti der. Ama onu sınadığı, imtihan edip rızkını daralttığında da diyor, Rabbim beni önemsemedi der. Hayır, doğrusu siz bu karşılaştığınız durumun sebebi diyor. Siz yetime ikram etmezsiniz. Yoksulu yedirmezsiniz. Ona yedirmeye, bakmaya, kollamaya, teşvikte bulunmazsınız. Haram helal demeden mirası yersiniz. Bakıyoruz bu ayetlerde bu ekonomik sıkıntının, anlatmak istediğim bu ayetlerde karşılaşan ekonomik sıkıntının sebebinin toplumun bakın inancıyla da değil. İnsan onuruna ters düşen yetimi itip kalkma ve ona ikram etmeme tutumunu görüyoruz biz. Ve inanç konusundan ziyade demek ki insani olarak da bir görevimizmiş bizim. Bir kere anne baba isek otomatikmen yine kendi çocuğumuz, evet evimizde annem, eşimiz sağ, biz sağız, çocuklarımız sağ ama biz de aynı duruma düşebilirdik. Anne baba olmak da bir açıdan bu sorumluluğu beraberinde getiriyor. Onları kendi çocuklarımız gibi görmeliyiz. Zira yetimlere ve in tuhaliduhum fe ihvanukum, onlarla beraber olun, evinize alın, içli dışlı olun çünkü onlar sizin kardeşinizdir. Aynı zamanda diyor Cenab-ı Hak yetimler, yani insan olmak, anne baba olmak, bak sonra akraba olmak bir sorumluluk gerektiriyor. Çünkü yetimlerin akrabalarına geliyor sonra. Eğer birinci derece yakınlarından başlayarak bu sorumluluk üzerlerine geliyor. Ve abdullaha ve la tuşriku bihi şey'en ve bil valideyni ihsanen ve bizil kurba vel yetama devam eden ayetlerde yakın komşu, uzak komşu, yakınlığa göre yakınlara iyilikte bulunmak derken yetim de yakın olanlar ilgilenmek zorunda. Akrabalık da bir sorumluluk gerektiren bağ oluyor. Dini mensubiyet, evet İsrailoğullarında bile aynı hükümler vardı. Ve iz ahazna mithaqa beni İsrail'e la ta'buduna illallaha ve bil valideyni ihsana ve bizil kurba vel yetama vel mesakin. Biz İsrailoğullarından da söz almıştık diyor Cenab-ı Hak. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Anne babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere iyilik edilmesi. Önceki dönemlerde de varmış. Demek ki sadece imani bir konu olarak değil, insani bir konu olmak, anne baba olmak, akraba olmak, dini mensubiyet, varlıklı olmak. Çünkü ihtiyaç sahipleri üzerinde de bir hak var. Ganimet malından yetimlere verildiğine bakarsak sadece bizim hali vakti yerinde olmamız durumunda mükellefiyetlerimiz zekattan ve fitreden, öşürden ibaret değil. Etrafımızda bulunan diğer insanlara karşı sorumluluklarımız var. Onların bakımlarını üstlenmek, aileden biri gibi algılayarak onlara davranmak, iyi davranmak, güzel muamelede bulunmak, bu ilişkileri kurarken sürekli empatiyi hep önümüzde tutarak, empati temeline dayandırarak, onların canlarını, mallarını, namuslarını korumak, zararlı akımlardan, zararlı yayınlardan korumak, mallarına sahip çıkmak, böyle sayabileceğimiz tabii yetim malı yememek diye. Çünkü Cenab-ı Hak bizi uyarmıştır yetim malının yememesi konusunda. Az önce de ifade etmiştik ve eklü malil yetim, yetim malı yemenin büyük günahlardan olduğunu, ateşten azaba düçar olacağını söylemiştik. Onun için bunlara düçar olmamak için yetimlere karşı görevlerimiz var. Onlara karşı en iyi şekilde hassas şekilde davranmamızla ilgili gerek ayet-i kerimeler, gerek aleyhissalatü vesselam Efendimizin hem bize örnek hayatı hem de emir ve tavsiyeleri bu hususta gerekli bize olması gereken düsturları vermiş oluyor zaten. Evet. Sayın Hocam bize çok muhtasar, çok müfit bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Buraya kadar zahmet ettiniz. Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. Ben de sizler aracıyla belki bizleri izleyen, takip eden kardeşlerimizle buluşmuş oluyoruz. Mevlam sağlık sıhhatimizi, afiyetimizi daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Malumunuz bir yılın daha son günlerine geldik. Bir muhasebe daha yapmak. Dakikalar, saatleri, saatler, günleri, günler, haftaları, haftaları aylar, aylarda yıllar kovalayarak bir hayat devam ediyoruz. Belki bundan bir sene öncesinde
1 Ocağı başladık, yeni bir yıla başladık dedik ama o takvim yapraklarını yırta yırta birkaç takvim yaprağı kaldı. Bu zaman hem mali açıdan da mesela bir muhasebe zamanıdır. Kurumlarda, diğer teşekküllerde işlem hacmi bu aralarda yüksektir biliyorsunuz. Ama nefis olarak da bizim muhasebe zamanımızdır her bu anlar. Tekrar her zaman nefsini sorgulayanlardan el-keyyisü mendâne nefse ve amile limâ ba'del mevt buyuruyordu Efendimiz. Akıllı kimse odur ki hayatını sorgulayarak, sorumluluğunun bilincinde sorgulayarak yaşayan ve ölümden sonraki azığını iyi yapandır diyor. Böyle içinde bulunduğumuz günler de tam bir nefis muhasebesi yapacağımız zaman dilimleri. En iyi şekilde nefis muhasebemizi bu günlerde her zaman için yapıp inşallah daha mutlu, daha yaşadığı hayatı Allah'a kulluk anlamında gelecek yıllarını dolu dolu yaşayanlardan eylesin. Evet. Bizi izleyen kardeşlerimize de Mevlam sağlık, sıhhat, afiyet, huzur ihsan eylesin inşallah. Amin. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Kıymetli izleyiciler, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Allah'ın topluma emaneti olan yetimler konusunu çok kıymetli hocamız Feyyaz İdin hocamızdan dinledik. Bir başka programda görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.